Kameralarımızı Adana'ya çevirelim. Fulya Kalfa konuğu, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte bizleri bekliyor. Arkadaşım Fulya Kalfa'ya sözü bırakıyorum. Fulya, söz sizde. Teşekkürler. Senin de ifade etmiş olduğun gibi bu akşam Adana'dan ekranlarınıza konuk oluyoruz. Tabii ki... Göksu, çok teşekkürler. Senin de ifade etmiş olduğun gibi bu akşam Adana'dan ekranlarınıza konuk oluyoruz. Tabii seçime çok az bir zaman kaldı. Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Bu akşam da AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili adayı Sayın Ömer Çelik konuğumuz olacak. Sayın Çelik, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. CNN Türk ekranlarına, biz de Adana'ya hoş geldik. Çok teşekkürler. Tabii az önce de ifade ettim, şimdi çok az bir zaman kaldı. Siyasetin tansiyonu oldukça yüksek. Şimdi seçim sürecinde zaman zaman gerginlikler de görüyoruz maalesef. İşte taşlı sopalı kavgalara bile tanıklık ediyoruz üzülerek. Şimdi Gaziantep'te, İzmir'de ve Sakarya'da yaşananlar dikkat çekti son dönemde. Ne diyorsunuz bu olaylar için? Bu gerginlik seçime de yansır mı? Tansiyon ve şiddet girdiği zaman esas siyaset ve siyasetçiyle vatandaşımız arasında kurulması gereken ilişkiye dönük bir sabotaj var demektir. O yüzden hangi partiye olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi siyasetçiye dönük olursa olsun, biz her türlü şiddet girişimini lanetliyoruz ve reddediyoruz. İkincisi, bu seçimler olduğunda bir gerginlik olur mu gibi bir şey genelde bir gündem oluyor. Türkiye çok seçim yaptı, çok zor zamanlarda da yaptı. Hatta siyasetin bu kadar konsolide olmadığı, vesayetin müdahalelerinin olduğu zamanlarda da yaptı. Vatandaşımızın sandık tecrübesi yüksek, Türkiye'nin seçim tecrübesi yüksek. Siyasetçilerin girdikleri seçim sayısı ortada. Dolayısıyla bu biraz da bize bağlı. Yani bir takım sorumsuz beyanlardan kaçınmak lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte seçim gecesi sokağa çıkmayın gibi. Yani niye çıkılmasın? Türkiye özgür bir ülke, güvenli bir ülke, güven içerisinde gideceğiz. Söylemlerin tansiyonu mu yükselttiğini? Evet, şöyle, çünkü sokaklara çıkmayın dediğiniz zaman çok büyük bir olay olacak. Devlet ve toplum sanki bunu engelleyemeyecek. Ve işte evinden nerede çıkmazsın? Yani büyük bir problemle karşı karşıyasın, yaşamsal bir tehditle karşı karşıyasın diye. Bütün bu şiddet olaylarının olmasını tabii ki kabul etmiyoruz. Bundan da üzüntü duyuyoruz. Ama sonuç olarak, bakın, Türkiye'nin her yerinde, siz buraya geldiniz, burada da gördünüz. Bütün partilerin afişleri, arabaları, bir gün içerisinde mitingler yapılıyor. Yani Türkiye bir demokrasi şöleni yaşamak istiyor. Etrafımızdaki coğrafyalara baktığımız zaman sandığa ulaşmak için toplumlar, devletler büyük bedeller ödüyor. Biz sandığı doğru bir şekilde kuruyoruz, doğru bir şekilde işletiyoruz. Ondan sonra seçim sonuçları çıkıyor. İtiraz edilecekse itiraz yolları belli oluyor. Ve sonuç ortaya çıktığı zaman da herkes saygıyla karşılıyor. Burada provokatörlerin istediği bir şey de şu tabii. Gece gündüz bizim bu saldırıları ve şiddet olaylarını konuşmamız. Mesela bizim seçim bürolarımızda da saldırılar oluyor. Biz bununla ilgili değerlendirmeyi yapıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlarımıza söylediğimiz, önümüze bakıyoruz. Emniyet işinin başında, savcılık işinin başında. Ama bir de siyasetçi olarak gece gündüz bunu da gündeme getirirsek, bu sefer seçimle ilgili ana gündemi kaçırırız. Bizim işimiz demokratik bir çerçevede siyasi kuralları işleterek vatandaşımıza kendi tezlerimizi sunmak. Notumuzu o verecek. Sicil amirimiz o. Bu ortamı korumak hepimizin sorumluluğunda. Yani ufak tefek sorumsuz beyanlar haricinde sağduyunun korunmaya çalışıldığını görüyorum. Vatandaş da işte tamamen korunuyor. Şöyle de bir endişe var. İşte terör örgütlerinin seçim günü ya da çıkacak sonuca göre bir takım işte kalkışmalara yelkenebileceği endişesi de hakim. Bu endişeye ne söylemek istersiniz? Terör örgütleri bunları zaten her seçimde açık açık söyler. Ama emniyet teşkilatı, jandarma, sınır ötesi açısından asker, ordumuz, Milli İstihbarat Teşkilatı, bunlar arasında tam bir koordinasyon, tam bir uyum var. Bakın, yine dikkat edelim. Tabii ki hiçbir şiddet eylemini doğru bulmuyoruz. Ama Allah'a şükür
bu kadar miting, bu kadar partiler meydanda ve bu kadar polis, jandarma, bütün güvenlik güçleri, bütün bu herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Perde gerisinde istihbarat teşkilatları tabii ki Türkiye'nin demokrasisini, demokratik değerlerini korumak için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Şimdi bu bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, kamuoyunun bildiği, bilmediği bir sürü şey zaten olağan hayat içerisinde de engelleniyor. Yani bu mücadele veriliyor. Burası dünyanın, bizim vatanımız, dünyanın en kıymetli coğrafyası. Burada güçlü olmazsanız burada sizi rahat bırakmazlar. Bunu biliyoruz. Rahat bırakmamaya da çalışıyorlar. Ama üstüne düşeni yapıyor. Nihayetinde memleketin evlatları iş başında, memleket sahipsiz değil. Ha, biz de şöyle bir katkıda bulunmalıyız. Bunun bir rekabet olduğunu siyasi partiler arasında, bir husumet olmadığını, aramızda bir düşmanlık olmadığını, biz birbirimizin rakibiyiz. Sonuçta yarışıyoruz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmez. Sadece bazı siyasi partiler kaybeder. Bu duyguyla gitmemiz lazım. Kaybeden tek bir vatandaşımız bile olmaz. Bazı siyasi partiler kaybeder. Bu anlayışla yürüdüğümüz zaman niye bu kadar uğraşıyoruz, niye gayret ediyoruz? Sonuçta demokrasi kazanacak. Sonuçta vatandaş kazanacak, vatandaşlarımız kazanacak. Onun için. Dolayısıyla terör örgütleri şu açıklamayı yapar, bunu yapar, ötekini söyler, berikini söyler. Güvenlik güçleri de işin başında vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Peki şimdi HDP'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na açıktan desteği. İşte Demirtaş'ın açık açık Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ilan etmiş olması. Kandil'den gelen mesajlar. Verilen mesajlar sonrasında Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen her oy Kandil'e gidecek dedi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da bu açıklamalar kimin işine yarar? Bizim mi, onların mı dedi. Bir yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'na neden bugüne kadar işte Kandil'den gelen o mesajlara, yapılan açıklamaları reddetmedin eleştirileri de var. Buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi burada net bir alan var. Birincisi süreç başladığından beri, seçim süreci başladığından beri terör örgütlerinin Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları var ve şöyle söylüyorlar. Biz Erdoğan'a karşıyız, Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona oy vereceğiz diyorlar. Hatta karşımızdaki ittifakın adını sayarak bu bizim ittifakımız deme noktasına getirdiler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada bunlarla arasına kırmızı bir çizgi çekmesi lazım. Bu son zamanlarda tek tük yapılmaya başlandı. Ama ikinci bir konu var. O da şu. Şimdi siyasal alanda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veren bir organizasyon var, bir parti var, HDP. Bu HDP adına konuşanlar çıkıyorlar, diyorlar ki biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz ve seçim kazanıldığı zaman Cumhuriyet yıkılıp yeniden kurulacak. Terörist başına imtiyaz sağlanacak. Ya da işte şuralarda özellik ilan edeceğiz diyorlar. Şimdi bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyleyebileceği, hani diyormuş ya bu kimin işine yarar? Şimdi onlar şunu ima ediyorlar, sanki bunları iktidar söyletiyormuş gibi. Bakın bunu müttefikleriniz söylüyor. O zaman dönün müttefiklerinize söyleyin. Bu bizim işimize yaramıyor deyin ve çıkın reddedin. Deyin ki kim siyasi faaliyet içerisinde bir siyasi parti ya da siyasetçi olarak bizi desteklediğini söyleyip de arkasından da terörist başına imtiyaz geleceğini söylüyorsa, bir yerlerde özellik ilan edileceğini söylüyorsa biz bu desteği reddediyoruz. Biz bu desteği kabul etmiyoruz. Bize oy vermesinler diyeyim. Ama şöyle bir tabloda çıkıyor. Arkası geliyor. Devam ediyor bu. Şimdi mesela HDP adayı çıkıyor. Diyor ki HDP ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında mutabakat var diyor. Yine HDP'den birisi çıkıyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu için bize geldiğinde ne söz verdiğini açıklasın diyor. Şimdi burada gri, hatta biraz bir siyah bir alan var. Bunun açılması lazım. Yani böyle bir şey olabilir mi? İlk defa belki de Cumhuriyet tarihi boyunca seçimlerde ilk defa terör organizasyonları ve onları destekleyen siyasetçiler bunu açıkça söylüyorlar. Mutabakat. O zaman siyasetçi ne yapacak? Siyasetçinin yapacağı belli. Ben bunu kabul etmiyorum diyecek ve böyle bir desteği de reddediyorum diyecek. Bana bu şekilde yaklaşıyorsanız HDP'ye dönecek, diyecek ki bana bu şekilde yaklaşıyorsanız ben HDP'nin desteğini istemiyorum diyecek. Şimdi burada etrafından dolanılan bir mesele var. O da bu. Şimdi özellikten bahsediyorlar. Bunlar siyasetçiler. Kandil'deki terör örgütü mensuplarını geçtik.
Bunlar siyasetçiler. Özellikten bahsediyorlar. Cumhuriyetin kırılıp, yıkılıp yeniden kurulmasından, terörist başına imtiyaz verileceğinden ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasıyla bunların gerçekleşeceğinden bahsediyorlar. O zaman bunun konuşulması gerekiyor. Siyasetçi bunu konuşur. Yani tam da şunu sormak istiyorum aslında size. Seçim sonrasında Millet İttifakı kazanırsa nasıl bir süreç olacak? Şu açıdan soruyorum bunu. Türkiye'nin kazanımlarında bir geri adım söz konusu olur mu Sayın Çelik? Örneğin HDP'nin hedefi Suriye'deki askeri operasyonların bitirilmesi. Şimdi eğer Millet İttifakı kazanırsa böyle bir süreç olur mu? HDP'nin de desteği göz önüne alınırsa Türk askeri Suriye'den çekilir mi? Şimdi inşallah 14 Mayıs günü göreceğiz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı birinci turda inşallah seçim galibiyetini ilan edecek. Fakat bu konuyu şöyle değerlendirebiliriz. Sorduğunuz soruyu. Diyorlar ki biz iş başına gelir gelmez bir Amerika ile hemen ilişkiler düzelteceğiz. İşte şu şu adımları atacağız. Bir de bu bahsettiğiniz destek beyanları var ona. Bakın ben söyleyeyim bunu. Bir, denilecek şey şudur bunlara. Bu ilişkileri düzelteceğiz dediklerinde bir, Suriye'de operasyon yapmayacaksınız. Terör örgütlerine karşı. Bunu söyleyecekler. Zaten HDP ile birlikte CHP tezkereye karşı çıktığı zaman biz bunu ifade ettik. İkincisi, Mavi Vatan'da Yunanistan'ın tezlerine aykırı bir adım atmayacaklardır. Türkiye'nin hak ve menfaatleri lehine bir adım atmayacaklardır. Bunlarla ilgili karinelerimiz de var. Yani ön ipuçlarımız da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ya da genel başkan yardımcısı dış politikadan sorumlu. Mavi Vatan demeyelim. Bu bizi Batı'nın gözünde zor duruma düşürür. Maksimalist davranıyor gibi oluyoruz dedi. Ki Suriye konusunda uzun zamandır söylüyor zaten. Amerikalılar söylüyor, diğerleri söylüyor. Burada operasyon yapmayın. Niye yapmayacağız? İşte bu YPG-PYD'de yani Suriye PKK'sı DAEŞ'le mücadele ediyor. Siz ona operasyon yaptığınız zaman bizim mücadelemiz zarar görüyor diyor. Biz de diyoruz ki hayır, bu PKK'nın Suriye koludur. Biz buna karşı mücadele ederiz. Dolayısıyla zaten düzelteceğiz dediklerinde önlerine gelecek maddeler bu. Özellikle de şimdiye kadarki beyanları bunu gösterdi. Bakın Libya meselesinde de aynısı oldu. Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümeti biz destekliyoruz. Onlar gitti, Türk askerine silah çeken Hafter'e destek veriyoruz dediler. Ve son derece de yanlış bir içeriklendirmeyle yaptılar. Burada çok net bir durum var. Bu bir teslimiyet politikasıdır. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunmaz. Önlerine gelecek şey ilk olarak budur. Suriye'den Türk askerini çekin, terörle mücadele kapasitenizi Suriye ve Irak'la ilgili olarak tamamen durdurun. İkinci olarak da Mavi Vatan'da hareket etmeyin, Yunanistan'ın tezlerine uyun. Ne olur? Yani o zaman Türk askeri Suriye'den çekilir mi bu durumda? Öyle mi? Nasıl çekilecek? Yani bunların söylediği şey siyasi olarak diyelim ki bunun dediği oldu, çekildi. İki gün sonra bunların kafasıyla gidilirse terörü bu sefer Suriye topraklarının içinde durdurduğunuz terörü bu sefer Adana'da, Antep'te, Kilis'te karşılamak zorunda kalırsınız. Böyle bir şey olur mu? Niye bu 30 kilometre derinlikten bahsettik biz? Sınırımıza çok yakın yerden top atışı yapıyorlardı. Veya işte ellerindeki silahlarla atış yapıyorlardı. Bizim topraklarımızın içine düşüyordu. O zaman ilk mesaj olarak 30 kilometre derinlik temizlenecek dedi Cumhurbaşkanımız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Evet. Güvenli bir alan oluşturuldu orada. Eğer o olmasaydı illerimiz terör örgütlerindeki silahların menzili içerisinde kalıyordu. Hatta sınırımızın dibine terör örgütleri bayrak adı altında paçavra asmaya başlamıştı sınırımıza yakın bölgelere. Yani dolayısıyla burada terörle mücadele konusunda kafa karışıklığıyla kötü niyetin karıştığı bir takım söylemler geliyor karşımızdaki ittifaktan önümüze. Sonuç olarak yani Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmez ama bunların yapmaya çalıştığı şey siyasal alanı yine bir takım kaoslara, krizlere teslim etmek anlamına gelir. Peki şimdi Suriye demişken Sayın Çelik, bugün Moskova'da önemli de bir toplantı vardı. Dört ülke dışişleri bakanları, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bir arada. Türkiye'nin özellikle sığınmacılar konusunda beklentileri de yüksek. O toplantıdan bir sonuç çıkar mı bununla alakalı olarak? Şimdi şöyle, bu tabii kademeli bir durum.
O da şu, Türkiye'nin, benim Avrupa Birliği Bakanlığım zamanında da Avrupalılara söyledik. Yani bu göçmenler sürekli olarak burada kalmayacaklar. Türkiye bir göçmen kampı değildir. Burada ölümden kaçan insanları ölümden kurtaran insani bir güç olarak Türkiye bu sorumluluğunu yerine getirdi. Ama gelinen noktada Suriye ile normalleşme sağlandıkça, bu insanların can güvenliği garanti edildikçe, bu dönme süreci, bunların Suriye'ye dönüş süreçleri daha da hızlanacak. Zaten önemli bir miktarda dönüş sağlanmış durumda. Kendi topraklarına dönüyorlar. Ama oralarda durum istikrarlı hale gelmeye başladıkça bu da olacak. Zaten bu bahsettiğiniz mekanizmalar, dörtlü mekanizma, işte ikili istihbarat örgütleri arasındaki, istihbarat teşkilatları arasındaki görüşmeler, aslına bakarsanız son 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inisiyatif alarak büyük bir paradigma değişimi de ortaya koyuyor. Bakın Mısır'la normalleşme devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle tamamlandı ve ilerliyor. Yani ortak işbirlikleri yapılıyor. Suudi Arabistan'la olan bazı sorunlar aşıldı. Suriye meselesiyle ilgili olarak da bu normalleşme, liderler görüşmesi aşamasına gelmeye yakın gözüküyoruz şu anda. O aşamada tamamlandıktan sonra bahsettiğiniz şekilde mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizmalar da daha hızlı işleyecektir. Bunlarla ilgili olarak söylediğimiz şudur. İnsanları bir, Türkiye ölüme göndermez. Evet, sığınmacıların güvenli bir şekilde dönmeleriyle alakalı nasıl peki planlar var? Tabii şöyle, dediğim gibi normalleşme süreciyle birlikte zaten onların dönüşüyle onurlu ve gönüllü dönüşle ilgili, yani insanları kamyonlara doldurup ölüme gönderecek şekilde bir davranış asla söz konusu olamaz. Ama nihayetinde göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika da benimseme. Türkiye'nin bir göç politikası vardır. Türkiye'nin bir göçmen politikası vardır ve bu tutarlı bir şekilde işletilmektedir. Ve Türkiye insanlık önünde yüz akıyla ölümden kaçan insanlara tarih boyunca olduğu gibi kucak açmış. Bunların can güvenliği sağlandıkça normalleşmeye bağlıdır bu. Normalleşmeyle birlikte sağlanacak ki normalleşme devam ediyor. Bu insanların da onurlu ve gönüllü dönüşü hızlanacaktır zaten. Peki şimdi bir yandan da işte pazar günü sandık başına gidiyoruz diyoruz ama ya Batı da aslında çok alakalı, yakından ilgili Türkiye'deki seçimlerle alakalı Batı basını diyelim daha doğrusu. Mesela bir yandan The Economist dergisinin Türkiye'deki seçimi ve kapak yapması, işte Erdoğan'la ilgili makaleler yayınlaması, keza işte Fransız basınında görüyoruz, Alman basınında görüyoruz. Çok yakinen takip ediyorlar. Sizce neden uluslararası medya birkaç gün kala özellikle bu kapakları çıkartıyorlar, manşetlerini taşıyorlar ve özellikle bu manşetlerde bazı mesajlar veriyorlar? Nedir Batı basınının? Şöyle, tabii Türkiye'de sebebi? Türkiye'deki seçimler herkes için çok önemli. Yani Türkiye kilit bir ülke, önemli rolleri olan bir ülke. Mesela ben sürekli olarak Cumhurbaşkanımızla ilgili kötü manşetler atarlar. Birdenbire baktık ki Cumhurbaşkanımız Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasına liderlik etmeye başladığında Batı'da çok iyi manşetler atılmaya başladı. Yani burada bir tarafsız gazetecilik, objektif değerlendirme yok. Kendi çıkarlarına göre bunu yaparlar. Bakın o döneme tahıl anlaşmasına ve barışı sağlamak üzere İstanbul'daki toplantıya denk gelen döneme bakın. Batı'da Cumhurbaşkanımızla ilgili çok güzel manşetler atılmıştır. Ama sonuç olarak şöyle bir şey var. Ne istiyor Batılılar? Bir, Türkiye Suriye'den çekilsin. Yani bu bölgede uzun zamandır işte bir takım etnik devletler oluşturma, bölgeyi daha da istikrarsız hale getirme şeklinde bir takım yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Bazıları zaten doğrudan destek vererek PKK'ya destek veriyor. Türkiye'nin PKK'ya karşı bir operasyon yapmamasını istiyor. Mavi vatanımızda Yunanistan'ın tezlerine teslim olmamızı Akdeniz'de ve Ege'de bunu istiyorlar. Bunun karşısında engel olarak Cumhurbaşkanımızı görüyorlar. Fakat o kadar düşük akıllı bir yaklaşımları var ki zannediyorlar ki iki tane manşet attıkları zaman ya da yorum yaptıkları zaman Türk halkı bunları ciddiye alacak, onları okuyarak kanaatini değiştirecek. Yani bu bahsettiğiniz dergileri okuyup da kanaat değiştiren herhalde bir 20 kişi yoktur yani. En mesela karşıt da olsa bunların yaptığı analizlerle herhangi bir şekilde
Bu bir şey, Batı kamuoyuna dönük bir aslında kışkırtma, Türkiye'ye karşı Batı orayı bloklaştırma. Nasıl bir algı oluşturmak istiyorlar peki? Tabii şu, çok tehlikeli bir şey yapıyorlar ve kendilerine zarar veriyorlar. O da şu, Batı'da belli çevreler Erdoğan karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı ve İslam karşıtlığı çerçevesinde kendi halklarını konsolide etmek istiyorlar. Ama fark etmedikleri bir şey var. Bunu yaptıkça bunlar, istatistikler de bunu gösteriyor ki, hiçbir şekilde merkez sağ, Avrupa'daki merkez sağ partiler ve merkez sol partiler kazanmadı. Avrupa'daki aşırı sağ kazandı. Avrupa'daki faşist partiler kazandı. Giderek de onların aslında Erdoğan düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığıyla yarışmak için, Avrupa'daki faşist partilerin bu düşmanlığıyla yarışmak için Avrupa'daki merkez sağ ve sol partiler buna yanaşıyorlar. Bu sefer kendileri eriyorlar. Ve eridikçe de aslında Avrupa demokrasileri bir şey içerisine giriyor. Tehlike içerisine giriyor. Yani kendilerini bir kısır döngüye soktular. Ama o kısır döngü onların herhangi bir şekilde demokrasilerine, halklarının refahına ve geleceğine katkı sağlamıyor. Avrupa'daki faşist partilerin büyümesine katkı sağlıyor. Peki, şimdi bir başka başlıkla devam edelim dilerseniz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında koalisyonu sona erdirmek için getirilmiş bir sistem ama şimdi Millet İttifakı'na baktığımız zaman koalisyon tartışmaları bir yandan gündeme geliyor. Millet İttifakı 6 parti ve seçim öncesi hükümet programlarını açıkladılar ve bakanlıklar konuşuluyor şu anda da. Sayın Akşener Refah Yol Hükümeti örneği üzerinden temel bakanlıkların dağıtılması yönünde bir açıklama yaptı. Bunun gerekliliğini söyledi. Bu tartışmaya yorumunuz nedir? Şimdi burası aslında bir koalisyondur diyen biz değiliz. Sayın Temel Karamollaoğlu bunu söyledi. Bu bir nevi koalisyon dedi. Şimdi burada istikrarsızlaştırıcı olan şu. 6 ya da 7 kişi bir araya geleceklermiş. Partilerin genel başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye bir model kurmuşlar. Hepsi de bütün politikalardan sorumlu olacak. Ama herhangi bir şekilde hepsinin mutabık olmadığı bir noktada ne bir atama yapılabilecek ne bir politika belirlenebilecek. O zaman birkaç konuya bakalım. Bir tanesi özelleştirme politikalarını destekliyor. Masadaki diğer parti özelleştirme politikalarına ihanet diyor. Masadaki birisi Suriye politikalarını destekliyor. Öbürü Suriye politikalarına karşı çıkıyor. Buna benzer bir sürü örnek sayılabilir. Nasıl olacak? Yani ülke menfaatine önemli kararlar alınırken hızlı karar alınamayacağını mı söylüyorsunuz? Şöyle, öyle bir hızlı karar mı? Değil. Birisi masadan kalktı. Geçen olduğu gibi. Dedi ki burası kumar masası dedi ve kalktı. Ondan sonra da oturmadı. Nasıl olacak? Nasıl karar alınacak? Ya da başka bir konuya geçildi. Hadi bu konuyu erteleyelim. Öbür konuda masadan birisi itiraz etti. Deniyor ki İşte ortak politikalar mutabakat metni var. Hayatın pratik sorunları hiçbir metinle çözülmez. Yani oraya yazmak herhangi bir meseleyi çözmek anlamına gelmiyor ki verdiğim örneklerde de çözülmediği görülüyor. Mesela en son 300 milyar avro bulacağım, 300 milyar dolar bulacağım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Masadaki ortaklardan bir diğeri tuttu dedi ki bu çok makul bir şey değil. Yani zaten orada kendi içerisinde bir şey yok. Hatta burada bugün de bir espri konusu oldu. Sizin bu yayına bir mitingden geliyorum. Yani 7 kişi 6 kişi bir araya gelse çay demlenmez diye. Biri çayı koyacak, biri işte servis yapacak. Bu Türkiye'yi krize sokacak bir modeldir. Bakın biz bunu yaşadık. Geçmişteki vesayet dönemleri, istikrarsızlık dönemleri, bu sürecin her aşamasının nasıl aşıldığını biliyoruz. 20 yıldır bu siyasi tecrübemiz var. Bu bir eş başkanlık modelidir. Bu bir eş başkanlık modelidir. Hatta bir eş cumhurbaşkanlığı modelidir. Yani buradan bir devlet hayatına dönük bir iyilik, devlet hayatına dönük bir katkı çıkmaz. Bu devlet içinde bir devlet mekanizmasıdır. Bu bir paralel yapıdır bu bahsettikleri şey. Bunun devlet hayatı içinde anayasal düzende bir yeri yok ki bahsettikleri şeyin. Anayasal düzen böyle bir mekanizma öngörmemiş ki. Bu devlet içinde devlet mekanizması. Ama bu ne için yapılmış? Toplumun sorunlarını, vatandaşın sorunlarını, rızkının peşinde koşan insanımızın sorunlarını çözmek için üretilmemiş bu model. Bu model her bir parti genel başkanına bir makam vermek için üretilmiş. Yani devlet için üretilmiş bir model değil, millet için üretilmiş bir model değil, demokrasi için üretilmiş bir model değil.
Türkiye'nin kazanımlarını korumak için de üretilmemiş. Herhangi bir hizmet üretmek için de üretilmemiş. O ittifak içerisindeki açık ya da gizli kaç tane parti varsa onların liderlerinin ya da o partilerin bir denge ihtiyacını gözetmek için üretilmiş devlet mekanizması içinde özel bir devlet yönetme mekanizması. Zaten bu açıdan da baktığınızda anayasal düzende yeri olmayan bir mekanizma. Bunun vatandaşla bir işi yok. Hani birileri masadan kalkarken ne demişti? Burası kumar masası. Ne için kumar masası? Türkiye'nin menfaatlerinin önüne birileri şahsi ihtiraslarını koymuş demişlerdi. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastederek Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu söylüyordu. Şahsi ihtiraslarına aday olmak isteyerek Türkiye'nin menfaatlerinin önüne koymuş diyordu. Ve o yüzden masadan kalkıyordu. İki gün sonra masaya nasıl oturdu? Bunun gerekçesi nedir? Neye razı oldu? Nasıl oldu? Bu hala müphem. Ama şimdi masadan kalkılacaksa şimdi kalkılması gereken bir zaman. Asıl şimdi şahsi ihtiraslar Türkiye'nin en temel sütunlarının yerine koyuluyor. Her gün bir terör örgütü bir zılgıt çekiyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor bu çerçevede. Şimdi bir de siz oturacaksınız. Bunu işte altılı yedili bir mekanizmayla Cumhurbaşkanı karar alamayacak. Hepsi beraber bunu bununla ilgili bir yüksek o atamayı yapması için bile hepsinin onayı gerekecek. Birisi itiraz etti. Birisi masadan kalktı ki kalkmaya çok müsaitler. Yamalı Bohçu'ya benziyor. Nasıl olacak peki yani? Devletin, milletin işleri nasıl görülecek? Yani oradaki 5-6 kişinin... Yani o masadan kalkma olayı gibi bu tarz krizlerin çıkması olası diyorsunuz. Zaten şu anda da var. Bu ürettikleri model bir memleket yönetme, bir demokratik kazanım koruma modeli değil. Bu 5-6 kişinin şahsi beklentilerini idare etme modeli. Başka bir şey değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Peki şimdi AK Parti ekonomide ne vaat ediyor? Dilerseniz biraz da bunu konuşalım. Yani seçimden sonra özellikle işte kira fiyatları, gıda fiyatlarındaki yükseklik, ikisi de vatandaşın konuştuğu konulardan, öncelikli başlıklardan. Bu konularda bir gerileme için ya da bir kontrol için neler düşünüyorsunuz? Hem şimdi, kira hem gıda fiyatları tabii, için. Şimdi biz tabii bunları vatandaşlarımızla gittiğimiz açık açık konuşuyoruz. Evet, sorunlarımız var. Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki bütün tedarik zincirlerini bozması, bütün ekonomik dengeleri bozması artarak devam ediyor. Bundan bizim de etkilendiğimiz yönler çok sayıda. Ayrıca üretim ve istihdam odaklı bir model uyguluyoruz. Şimdi bu dönemde de işçiyi, esnafı, çiftçiyi, hane halkını korumak için çok güçlü tedbirler aldık. En son dün işte kamu işçilerine dönük olarak bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir kere bu dünyanın dengesini ve ayarlarını bozan ve bütün dünyayı etkileyen bu savaşın etkileri karşısında vatandaşımızı koruyacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz zaten. İkincisi, bu kira meselesiyle ilgili bir takım tedbirler alındı. Ama halen bununla ilgili şikayetler var. Kuşkusuz sadece seçim sonrası değil, şimdiden de mücadele ediyoruz. Tabii ki seçimin bir gündemi var, bütün siyasi partiler uğraşıyor. Seçim sonrası da bununla ilgili, bu fahiş kira artışlarla ilgili çok radikal tedbirleri devam ettireceğiz. Ama mesele, esas mesele şudur. Türkiye üretim istihdam odaklı bu yaklaşımın sonuçlarını almaya başladı. Dolayısıyla hep beraber göreceğiz, enflasyonun da düştüğünü göreceğiz. Bütün bu tedbirlerin vatandaşımıza doğru katkılar sağladığını da göreceğiz. Bakın en son bir de ekstra kuvvetlerimiz var. İşte Karadeniz gazının ilk ateşi yakıldı. Hanelerde ısıtma ve mutfak için belli bir miktarı ücretsiz olacak. Bu da artarak gelecek. İşte Akkuyu ile ilgili gelişmeler var enerji konusunda. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman şöyle bir şey var. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki demokratik yolla seçilmiş liderler içinde dünyada en tecrübelisi demokratik ülkeler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve kadrolarımızın devlet yönetme kabiliyeti, vatandaş odaklı siyaset yapma kabiliyeti çok yüksek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Her söylediklerini duyuyoruz. Onların dediğinin dışında bir yerden talimat alarak iş yapmayı sadece vatandaşın dediğine bakarız. Bu sorunların da farkındayız. Yani bunlar vatandaşımızın bize sorun olarak ilettikleri yoktur demiyoruz asla. Bunu kabul, bunların çözümü için uğraşacağımız, siyaset üreteceğimiz
yol haritasını da çok iyi biliyoruz. Farkında olduğumuz bu meseleleri çözmek için güçlü iradeyi inşallah 14 Mayıs'tan sonra yine inşa edeceğiz hep beraber. Şimdi yaklaşık 5 milyon genç bu seçimlerde ilk kez sandık başına gidecek, oy kullanacak. Şimdi bu oylar seçimin kaderini belirler mi diye size sormak istiyorum. Çünkü muhalefetin gençler AK Parti'den kopuyor diye bir söylemi var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Sürekli de seçim meydanlarındasınız. Evet. Hem orada ne görüyorsunuz bu anlamda? Evet. Şimdi birincisi çok mutlu olduğum bir şey söyleyeyim size. Bütün mitinglerin en ön safı kadınlar. Bu Türkiye'de kadınların toplumsal hayatı, siyasal hayatı yönlendirmede ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir örnek. Ayrıca kadın demokrasi ilişkisi açısından da bence çok gurur duymamız gereken bir noktadayız. Türkiye'deki kadın hareketinin, Türkiye'deki kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine dönük iradenin bu kadar güçlü olmasının meydanlarda da görülmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Genç kızlar çok miting meydanlarında ve genç arkadaşlarımızın bu kadar siyasete, devlet yönetimine ilgi duyması bence ülkenin en büyük kazanımlarından bir tanesidir. Bunun altını çizmek lazım. Hatta bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları darbe girişimini tartışmak üzere bir toplantı tertip etmişti. Ben de Avrupa Birliği Bakanıydım. Oraya gittiğimde şöyle bir cümle kullandım. Dikkat ettiniz mi dedim. Demokrasimizi korumak için tankların üstüne yürüyenlerin ilk saflarında kadınlar vardı. Yani aslında Türkiye'deki kadınların, Türkiye'nin demokrasisini, cumhuriyetin değerlerini korumak için nasıl güçlü mücadele ettiğini de gördük. Şimdi böyle görüyorum. Bir miting meydanına gidiyorum. Ön saf kadınlar, kanatlarda gençler ve arka taraflarda büyüklerimiz. Yani ta 20 yıl evvel bu yürüyüşe, o vesayet günlerinde sakın AK Parti'ye destek vermeyin, başınıza iş alırsınız diyenlere karşı bu demokrasi yürüyüşüne destek vermiş insanımız. Dolayısıyla burada gençler açısından tabii birçok şey yapıldı. Fakat bu son evlilik yardımı meselesinin çok fazla alkış aldığını görüyorum. Biraz da şeyi görüyorum, yani meydanda kaç kişi evlenmek istiyor bu evlilik yardımından bahsedilince. Tabii bunun dışında geçen gün burada bir şey yapıyorduk, bir tören yaptık. Spor tesisleriyle ilgili gençlere, kulüplere yapılan yardımlarla ilgili. Yani o kadar çok şey gerçekten yapılmış ki, kültür sanat merkezleri, spor merkezleri, yani gençlerin mutluluk katsayısını artıracak bütün altyapı tamamlanmış. Hakikaten Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı derken boşa söylemiyoruz. Hatta bahsediyorum arkadaşlara. Diyorum ki Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Biz onu izleyince hepimiz basketbolcu olduk. Fakat basketbol oynayacak yer yok. Bir tane yer var Adana'da. Oraya herkes giremiyor. Ondan sonra pota yaptırıyorduk. İşte top falan buluyorduk. Şimdi o kadar çok tesis var ve bundan o kadar büyük mutluluk duyuyoruz ki. Yani bir bakıma da şöyle olmuş. Bu da çok memnuniyet verici. Gerçekten gençlerin yüzyılı, istikbalin yüzyılı ifadesi içeriklendirilmiş. Bir işte hep şu örnekten bahsediyorum genç arkadaşlarla yani konuşurken. Yani Türkiye yüzyılı başlıyor diyorsunuz ya, orada gençlerin yüzyılı başlıyor vurgusu mu var? Şöyle, gençlere dönük o kadar çok politika geliştirmişiz ki, yani bugün internet kullanımından tutun da iş sahibi olmalarına kadar her alanda devlet yanlarında, her alanda kullanabilecekleri mekanizmalar var. O sebeple şununla gurur duymamız lazım. Bundan 100 yıl evvel bir 28 Ekim günü ilk Cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl evvel bir 28 gün Ekim günü şunu söyledi. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. Ve Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünden sonra 100 yıllık bir yol yürüdük. Bir sürü sorunla karşılaştık, hepsini çözdük. 100 yıl sonra bir 28 Ekim günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılını ilan etti. Yani bu süreçle gurur duymalıyız. Genç arkadaşlarımız çok daha iyi bir Türkiye'de meslek sahibi olacaklar, yaşayacaklar. Şu kavram önemli bence. Bunu sık sık kullanıyorum. Yaptığımız iş gençlerin mutluluk katsayısını artırsın. Daha mutlu hissetsinler kendilerini, daha neşeli hissetsinler. Ve bütün bu hazırlıklar, bütün bu altyapılar onlar için zaten. Evet, çok güzel bir mesaj verdiniz. Daha mutlu ve daha neşeli hissetsinler dediniz. Tabii. Bazen şöyle oluyor.
Fulya Hanım. Buna üzülürüm doğrusu. Yani siyasetin rekabeti içerisindeki gerginlikleri ya da siyasetin rekabeti içerisinde ortaya çıkan sertlikleri kalıcı gerçekler, gerçeklikler gibi algılamasınlar. Tabii ki bu hayatın şeyidir bu. Yani sertlik olur, işte sert beyanlar olur. Ama sonuçta memleket hepimizin, adlarımız farklı olabilir. Peki. Meşreplerimiz farklı olabilir. Teşekkür ama hepimizin ediyorum. Soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularımıza yanıt verdiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik bu akşam konuğumuzdu ana haber bültenimiz içerisinde. Göksu ben tekrar sözü sana devrediyorum. Teşekkür ediyorum.